Canlarım selam 90 günde ayıta matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 49. gününe diziler kaldığı yerden tüm hızıyla tüm ihtişamıyla devam ediyor arkadaşlar bugün aritmetik diziye geçiyoruz valla güzel bir gün aritmetik dizi geometrik dizi dizilerin en önemli kısmıdır zaten son kısmı bugün dizilerin 3. günündeyiz 2 gün aritmetik dizileri yapacağız 3 4 5 6'da da geometrik dizi yapacağız 7'de de zaten efişinado testimiz var ondan sonra dizileri de bitiriyoruz gelsin ne diyoruz limit direk integral ama önce şu diziyi bir halledelim şimdi hemen bugün kırmızıyız gördüğünüz gibi ee, şuradaki ışığım bozuldu. ya bozulmadı da e, böyle bir tuhaflık var ben de şöyle sadece kırmızı bir ışık yazayım yapayım dedim şey gibi oldu böyle korku filmlerinde falan olur ya böyle e, bir tane 17 yaşında e, partiye giden bir kız vardır ve kızı partinin işte tuvaletinde bayıltıp böyle bir odaya atarlar ve 75 yıl kız orada kalır falan böyle klasik korku filmleri. Öyle bir ortamda gibi hissettim şu anda kendimi sizce nasıl şu şuradan sanki şuradan böyle bir <laughs> bir şey çıkacakmış. Şey. Jump scare yapayım mı siz arkadaşlar derste ister misiniz öyle bir şey? Tabii ki yapmam. Çünkü ben de korkuyorum ondan. Şimdi ee, şu, yalnız var ya ne ya AYT kampı ya bilmiyorum arkadaşlar ya çok mu taraflı bakıyorum yani mesela çok mu taraflı bakıyorum ya AYT kampımız çok güzel ya Vallahi çok güzel ya hem çok eğlenceli hem de çok öğretici ya bilmiyorum herhalde ben taraflı bakıyorum yani objektif olamıyorum Bir e, çocuğuna annesinin babasının o çocuğun tatlı gelmesi gibi hani öyle olur ya mesela çocuk hiç tatlı değildir mesela ama annesi babasına çok tatlı gelir gibi öyle mi hissediyorum acaba öyle mi düşünüyorum Neyse bugün sayfa 180 181 ve 182 yapacağız arkadaşlar Güzel bir aritmetik Dizi videosu olacağını düşünüyorum çünkü aritmetik diziyi size Sıfırdan en ince ayrıntısına kadar öğretmeyi planlıyorum İnşallah öğretebilirim İnşallah keyif alırsınız En önemlisi Öğrenirken keyif almak yoksa Binlerce aritmetik dizi videosu vardır YouTube'da milyonlarca vardır e, bu arada gözlüğümün camı inanılmaz bir şekilde pis ya. Tişörtüme sileceğim mecburen. E, orada da sizinle konuşabilirim. Ben arkadaşlar YouTube'a ilk girdiğim zaman e, bundan bir buçuk sene evvel iki sene olmamıştır diye düşünüyorum. Belki de olmuş olabilir. Yani iki sene iki seneden fazla değildir yani. E, gözlerim kartal gözü gibiydi. İnanılmaz bir şekilde görürdü gözlerim. Yani e, hiç gözü kullanmıyordum. Uzağa bakarken falan bile kullanmıyordum. Ama şu anda gözlüksüz mesela şu anda hiçbir şey görmüyorum ekranda. Yani ekranda şu an pdf açık. Aritmetik dizi yazısını dahi okuyamıyorum ve yani şöyle söyleyeyim iki karış mesafe var şu anda monitörle karşımda ve 32 inç bir monitör var karşımda yani. 32 inç 4K bir monitör olmasına rağmen göremiyorsam demek ki benim gözüm harbiden bozulmuş. Bu da bizim işin dezavantajı diyelim. Neyse gözlük bana böyle çok kötü olmuyor diye düşünüyorum. Fena değil yani. Hani yakıştığını söyleyemem ama bu ne lan falan da olmuyordur diye düşünüyorum. Geçelim mi derse ne diyorsunuz? Bu arada sizi sevdiğimi söyleme, söyleyerek derse geçmek istiyorum. Çünkü bu önemli. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Şurada biri mi var? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 48. günü halletmiştik. 48. gün 48. günde ne yapmıştık arkadaşlar? 48. günde ee, dizilerle ilgili ney? Fibonacci dizisi, karesel dizi, üçgensel dizi, toplam sembolü, dizilerdeki özellikler, eşit diziler vesaire onları yapmıştık. Şimdi aritmetik diziye giriyoruz. Neymiş bakalım bu aritmetik dizi? Bize bir söyle bakalım Mert hocam bu aritmetik diziyi. Hemen söylüyorum. Önce şu mikrofonumu bir ayarlayayım sonra sana aritmetik diziyi güzel bir şekilde anlatayım. Önce yakınlaşalım gel bakalım. Evet, şöyle geldik. Şimdi. Ardışık terimleri arasındaki fark sabit olan dizilere aritmetik dizi denir. Aritmetik dizi denir. Tanımı bu. Ama tabii ki tanımlarla aramız çok iyi değil değil mi? Şurada kritik bir yorum var, kritik bir kelime var. Ardışık terimleri arasındaki fark sabit olacak. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bir dizinin birinci terimine 2 yazdıysanız ve ikinci terimine de 4 yazdıysanız. Ardışık terimler demek ardarda arda gelen birinci ve ikinci, ikinci ve üçüncü, üçüncü ve dördüncü gibi. Burada eğer birinci terimde ikinci terim arasındaki fark 2 ise ki gördüğünüz gibi 2. Üçüncü terimle ikinci terim arasındaki farkın da 2 olması lazım. Eğer bu şart sağlanıyorsa yani A1-2, A2-4, a de 6 oluyorsa bu dizi aritmetik dizidir tabi. Bunların hepsinin öyle olması lazım. 3 terimli olmaz. Bu 3 terimli bir aritmetik dizi ise tamam. Ama bana bunun 4. teriminin de 8 olduğu garantisini vermelisiniz. 5. teriminin de 10 olduğu. 12, 14 diye ardışık terimleri arasındaki fark 2 olduğu için sabit bir sayı olduğu için bu diziye biz aritmetik dizi diyoruz. Zaten adı üstünde. Ben size aritmetiğin kelime anlamını söyleyin arkadaşlar desem ne dersiniz? Düzenli bir şekilde artan ya da azalan. Aritmetik giden değil mi? aritmetiğin mantığı yani kelime anlamı bizim Türkçemizdeki kullanılışı budur. Öyle değil mi? Dolayısıyla mantığımız bu. Şimdi ilk terimi A1. Ortak farkı da D olan aritmetik dizi için. Buradaki D'nin bir reel sayı olduğunu söyleyelim. Bu R bir sayı. Şey D bir sayı. 3, 5, 7, 1,5, 1 bölü 2, 7 bölü 3, kök 3, eksi 5 bölü kök 3, eksi 6 kök 3 bölü 7 gibi bir reel sayı. A1 eşittir 1 iken A2 A1'in D fazlası A3 A2'nin D fazlası A4 A3'ün D fazlası şeklinde yazılabilir. Hatta siz A3'ü şöyle de yazabilirsiniz. Bak şimdi A2 kendinden önceki terimin ortak fark kadar fazlası. Yani A2 A1'in 2'nin 2 fazlası. A3'te A2'nin iki fazlası bu şekilde gider. Hatta siz şöyle de yazabilirsiniz. A2 A1 artı D. A3 eşittir. A2 de A1 artı D değil mi? O zaman buraya A1 artı D yazarsam bir D de yanında A1 artı 2 tane D olur. He. O zaman A3 yerine A1 artı 2 tane D yazarsam A4 de A1 artı 3 D olur. He. Mevzu anlaşıldı. A4 eşittir. A1 artı 1 ile 4 arasında ne kadar fark var? 4, 1 ne kadar? 3. O zaman 3 tane D. Ha böyleymiş. A5'i gel beraber yazalım. Al eline kalemini. A5'i beraber yazalım. A1 artı A1 artı 5 ile 1 arasında ne kadar fark var? 4. O zaman 4 tane ortak fark ekleyeceğim. Çok basit değil mi? Gel a 6yı ile beraber yazalım. A6 eşittir. A1 artı 6 ile 1 arasında ne kadar fark var? 5, 5 fark var. O zaman 5 tane D. Mevzuyu anladın değil mi? İşte böyle aritmetik bir dizinin isterseniz 1 milyonuncu terimini bile ortak farkı biliyorsanız ve ilk terimi biliyorsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi gelin aritmetik dizinin genel formülünü çıkartalım. Formül çıkartma deyince böyle bir korku geliyor değil mi? Formül çıkartma mı? Oha nasıl yapacağım ben onu? Çok basit. A An eşittir. A1 artı. N ile 1 arasında ne kadar fark? Bak 6 ile 1 arasında ne kadar fark var? 6 eksi 1 kadar. 5. 5 ile 1 arasında ne kadar fark var? 5 eksi 1 kadar. 4. N ile 1 arasında ne kadar fark var? N eksi 1 kadar. N eksi 1 çarpı D diyoruz. İşte size aritmetik dizinin genel formülü. Bu kadar. Bu formülü normalde ezberliyoruz. Ne gerek var ezberlemeye? Aritmetik dizinin ne olduğunu bilirsen bu arada badana boya yapıyorum arkadaşlar. Ben biraz büyük çizmişim. Bu bak ben içini anca doldurdum. Şurada bir tane boya aracı vardı ama onu bir arabı bulayım ya. Tık deyince bölgenin içini boyuyordu. Ee, onu kullanırım bundan sonra. Bu da gereksiz bir bilgi oldu ama. Yani bu işi yapmak için arkadaşlar. Sadece e, matematik öğretmeni olmanız e, derse iyi anlatmanız yetmiyor. Bu işi yapabilmek için aynı zamanda teknolojiyi de iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü e, ders Anlatıyorsun onu editliyorsun, YouTube'a yüklüyorsun, aralara bir şeyler koyuyorsun, PDF hazırlıyorsun. Bunların hepsi teknolojik işler ve biz teknolojik yani bizim kanalın teknolojiyle arası iyidir arkadaşlar, değil mi? Yani bizim e, yayın kalitelerimiz iyidir. Bizim sesimiz size güzel gider. Mikrofonlarımız iyidir. Kameramız güzel gider. Bunlar hep ee, ufak detaylar. Şimdi benim kameram biraz daha kötü olsa ya da sesim biraz daha kötü olsa siz beni yine dinlersiniz. Ama bunlar kaliteyi yükselten şeylerdir. Ben de buna önem veririm. Çünkü ben size bir şey anlatırken sesimin size güzel gelmesi gerekiyor ki derse güzel odaklanın. Yoksa böyle yankılı bir ortamda çeksem e, ki eskiden öyleydi. İşte yavaş yavaş kendimizi belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Sizler için tabii ki. Yoksa ben e, kafama maşrapa takıp şeyde de anlatırım. Ee, banyoda da anlatırım dersi yani. Düşünsene böyle yankılı yankılı. Evet. Şimdi başlıyoruz. İlk örneğimizi 49. günün ilk örneğini 49. örnekle çözüyoruz. Bunu denk getirmek için çok uğraşmıştım. Tabi. Tabi. <laughs> i̇lk terimi 10. Yani ne demek bu? A1 eşittir 10. Birinci terimi 10. Ortak farkı 3. D eşittir 3. Biz genelde aritmetik dizilerde ortak farkı D ile gösteriyoruz. Ama bazı kitaplar R ile gösterilir. Rize'nin R'si. Biz Denizli'nin D'si ile gösteriyoruz. Hiç fark etmez. Siz R ile de gösterebilirsiniz. Sorun yok. Aritmetik dizinin 5. terimini ve genel terimini bulunuz diyor. Yani bu adamın bizden istediği bu dizinin 5. terimi tamam. Bir de bu dizinin genel terimi yani AN. Tamam. Tamam mı? İnşallah tamam. Hadi bakalım başlayalım. Beşinci terim A5 eşittir. Birinci terimden faydalanacağız. A1 artı 5 ile 1 arasında ne kadar fark var? 4. O zaman buraya yazacağım 4D. Hocam şimdi ben A1'i biliyorum 10. Güzel. E ben D'nin 3 olduğunu biliyorum. 4 kere 3'ten bu da 12. 10 artı 12'den cevap ne geldi? 22. Bitti bu kadar soru. A5 eşittir 22'ymiş. Sen bunu şöyle de bulabilirdin. İlk terim 10. Ortak fark 3 ya. 10. Birinci terim 10. İkinci terim 13. Üçüncü terim 16. Dördüncü terim 19. Beşinci terim 22. A 22. Peki ben sana 55. terimi sorsaydım böyle tek tek sayacak mıydın? Hayır. O yüzden bu formüller var. Çıkarttığımız formüller. Bir de genel terimini bulalım. E, onu da buluruz hocam. Onu da buluruz. a n eşittir. Neydi? a 1 artı n ile 1 arasında n-1 fark olduğu için n-1 çarpı d. Hatta ben buraya d yazmıyorum çünkü ben d'nin 3 olduğunu biliyorum. O zaman genel terimi yazabiliriz. Çünkü ben a1'in de 10 olduğunu biliyorum. Yani 10 artı 3'ü de içeri dağıtırsam 3 n-3 diyebilirim. Buradan toparlarsam 3 n artı 7 yazabilirim gönül rahatlığıyla. İşte genel terimimiz kaç? Ne oldu? 3 n artı 7 oldu. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Sorun yok değil mi? Tamam. Geldim 50. örneğe. AN bir aritmetik dizi. Tamam. A1 eşittir 2. A16'da 47 ise bu dizinin ortak farkını ve genel terimini bulun. Yani bu sefer bize D'yi soruyor. Bu sefer bize AN'i soruyor. Güzel ben yine yaparım. Sorun yok. Şimdi A16'dan faydalanalım. A1'den faydalanalım. Faydalanalım. A16 eşittir. A1 artı kaç olacak? 16 ile 1 arasında kaç fark var? 15. 15 tane D diyeceğiz. A16'nın 47 olduğunu biliyorum. A1'in 2 olduğunu biliyorum. Yanında da 15 tane D'miz var. 2'yi karşı tarafa atarsam 15 tane D eşittir 47 artı eksi 2'den 45 oldu. Her iki tarafı 15'e bölersem D eşittir kaç çıkar? 3. Demek ki bu dizinin ortak farkı 3. Yani bu dizi 3'er 3'er artıyormuş. Çünkü artı 3 çıktı. Tamam mı? Peki AN'i bulalım o zaman. AN eşittir. Burada arkadaşlar A1'i kullanacağız. A1 artı N ile 1 arasında N-1 fark olduğu için N-1 çarpı D. E, D de zaten 3 çıktı. A1'in 2 olduğunu biliyorum. E, 3'ü de içeri dağıtırsam buradan da 3N 3 N-3 gelir. Toparlarsam 3 N-1 olur bizim genel terimimiz. Bak genel terimi de bulmuş olduk tamam mı? Anladın değil mi? Aritmetik dizide anlaşılmayacak çok fazla bir şey yok ya. Birazcık ileride tuhaf tuhaf sorular gelecek Efficinando testinde falan kabul ediyorum. Ama onları da çok güzel ayıklayacağım. Yeter ki siz konuyu çok güzel bir şekilde öğrenin. Konuyu güzel öğrenirseniz gider arkadaşlar. Öğrenmezseniz gitmez. Çok gayet basit yani. AYT'de en korktuğum şey bir öğrenci bana gelip de AYT yapamıyorum dediğinde en korktuğum şey onun konuları bilmemesidir. Gelip böyle gözlerimin içine bakar öğrenci ve der ki ben AYT yapamıyorum hocam der böyle. Ve böyle onu biraz böyle sessiz ve kederli söyler böyle. Gizemli söyler. Hocam ben AYT yapamıyorum der yani böyle gözümün içine bakarak. Ben de ona onu şunu sormak isterim. Konuların iyi mi? Yani hangi konuyu yapamıyorsun? Trigonometri. Hemen ona sormak isterim. Kosinüs 2x'in bana açılımını söyle diye. Çat diye suratıma söylerse çok sevinirim. Ama söyleyemez, mırın kırın yaparsa işte o zaman sıkıntı. AYT'de problemler her zaman neyden çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Konuyu tam olarak anlamamaktan çıkıyor. Bilmemekten, anlamamaktan ziyade bilmemekten. Konuyu güzel bir şekilde öğrenirsek bir problem kalacağını düşünmüyorum inşallah. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edelim. 51. örneğe geldik. Bu sefer bizim dizimizin genel terimini vermiş. Ortak farkı da D demiş. D ile 5. terimi topla demiş. Zaten bir dizinin genel terimi verildiyse 5. terimini bulmak inanılmaz kolay bir şey. En yerine 5 yazarsın 15-2'den 13 gelir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben ortak farkı bulayım. <laughs> ortak farkı bulayım. Nasıl bulurum ortak farkı? Şöyle bu dizinin birinci terimini bulalım. Birinci terimi 3-2'den 1. Sonra bu dizinin ikinci terimini bulalım. Ee, 6 eksi 2'den 4. Peki bu dizinin birinci terimi ile ikinci terim arasında artı üçlük bir fark mı var? İşte bu bize D'yi verir. Çünkü aritmetik dizinin neydi tanımı? Ardışık terimler arasındaki fark sabit. Yani ardışık terimler arasındaki fark aslında ortak farkımız. Dolayısıyla ortak farkımız D'miz 3. E A5'imiz de 13. O zaman cevabımız 13 artı 3'ten ne gelecektir? 16 gelecektir. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Sorun yok değil mi? İnşallah. Çayından büyüdüm. içme severim ben çayı biliyorsunuz ki. 51'i de hallettik. Geldik 52. sorumuza. Hadi bakalım. Şöyle yukarı doğru bir yolculuk yapalım. Tarat izle diyor. Şunu taratınca ne çıkıyor acaba? Bizim oynatma listesi çıkıyor değil mi arkadaşlar? Bir taratayım bakayım şunu. Aa vallahi çıktı. vallahi çıktı. Bak. Tarattım ve bu çıktı. Odaklasana lan. Heh. 90 günde AYT Matematik kampı. Lan neler yapmışız ya. Şöyle... Arkada ne kadar karanlık oldu. Vay be. Vay be. Emek emek. Hem benim emeğim hem sizin emeğiniz. Neler neler yapmışız görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burası 90 videoya tamamlanacak inşallah. Ve biz 90 videonun sonunda diyeceğiz ki ulan ne ayeti öğrendik be. Evet hadi bakalım. 52. soruya gelmiş bulunuyoruz. A6 ha bu arada 51. soruyla ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar Bizim ortak farkı bulmamız için illaki şu birin, ikinci terimden birinci terimi çıkarmamıza gerek yok. Dizinin gene, aritmetik dizinin genel terimini bilirken de ortak farkı bulabiliriz. Şuradaki 3'ün tesadüf olarak ortak fark çıkması bir tesadüf değil aslında. Bir aritmetik dizide arkadaşlar. Aritmetik diziler şöyle yazılırlar. İşte an, an demeyeyim. An ile oradaki an karışır mn artı ya da eksi k şeklinde yazılırlar. Ve şu n'in önündeki m çarpanı bizim ortak farkımızdır. Yani 3n artı 2 demek bu dizi 3'er 3'er artıyor demek. Burası eksi 3n artı 2 olsaydı bu dizi 3'er 3'er azalıyor demektir. Bu sefer de ortak farkımız eksi 3. Yani aritmetik dizilerde genel terimde n'in katsayısı neyse ortak fark da odur. Tamam mı? Onu da söylemiş olayım. Unuttum çünkü söylemeyi. Şimdi geldim. Birazdan aslında unutsaydım bile birazdan onunla ilgili bir özelliğim var ama ben yine de söyleyeyim. İçim rahat etsin abi. Aklıma gelince söylüyorum. AN bir aritmetik dizi. A6 eksi A4 6. A1 de 5 ise A12 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. A6 eşittir. A4 artı 2D de diyebiliriz değil mi? Çünkü 4 ile 6 arasında 2 fark var. Peki ben bu A4'ü bu tarafa atsam A6 eksi A4 eşittir 2D olur ve bu her zaman böyledir. Ne demek istiyorum ben? Yani dizinin 17. teriminden dizinin 3. terimini çıkartırsanız 17 eksi 3'ten 14 tane ortak fark bulursunuz. Dizinin 20. teriminden dizinin 11. terimini çıkartırsanız eee 20-11'den 9 tane ortak fark bulursunuz. Dizinin 6. teriminden dizinin 4. terimini çıkartırsanız 2 tane ortak fark bulursunuz. Yani burası 2D'dir ve 2D'yi soru bize 6 vermiş. 2D 6 ise D buradan 3. Yani bu dizi 3'er 3'er artan bir diziymiş. Ortak farkı 3'müş. E biz de bizi, 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 bize, bize dizinin birinci terimini de vermiş. 12. terimini soruyor. Ben çok rahat yaparım. A 12 eşittir. A1 artı 12 ile 1 arasında 11 tane ortak fark var. Yani 11 tane D. A1 5 zaten. E, D'miz de 3. 11 çarpı 3'ten burada 33. 33 ile 5'i toplarsak sorumuzun cevabı ne gelecektir? 38 gelecektir. Tamam mı? E bu da tamam. 53. AN bir aritmetik dizi A4 9 A10 21 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı ile 7. teriminin toplamı kaçtır? Yani D artı A7'nin kaç olduğunu soruyor bize değil mi? Tamam bunu yazayım da bir kenarda dursun şöyle. Şimdi tamam bu, bu eyvallah okey. Bunu anladık. Şimdi 4. terim ve 10. terim belli. Hemen burada 10. terimden 4. terimi çıkartıyorum. Yani A10 eksi A4 yapıyorum. 10. terimden 4. terimi çıkartırsam Efendim? Efendim? 6D kalır. Aferin sana. 6D eşittir. Ee, 10. terimden 4. terimi çıkarttım. Yani 21'den 9'u çıkarttım. Yani 12. E buradan da arkadaşlar D eşittir. 2 gelir. D'miz 2'ymiş. Güzel. Bu dizinin ortak farkıyla 7. teriminin toplamı kaçtır diyor. Ortak farkıyla 7. terimi. Ortak farkı 2. 7. terimini nasıl buluruz? Şöyle buluruz. A10 eşittir A10 eşittir. Mesela A4 artı A4 değil pardon çok özür dilerim. Bize 7. terimi soruyormuş. Çok pardon. A7 eşittir A4 artı 7 ile 4 arasında 3'te. Hocam bunu böyle yapabiliyor muyduk? Buraya ben sadece A1 yazılıyor zannediyordum. Hayır canım buraya İstediğin şeyi yazarsın. Yeter ki 7'den küçük olsun. A7 eşittir A4 artı 3D. A7 eşittir A2 artı 5D. A7 eşittir A6 artı 1D. A7 eşittir A5 artı 2D. Hiç fark etmez. Yeter ki soldaki sağdakinden büyük olsun. Öbür türlü yanlış olur. Yani A4 eşittir A7 artı 3 de yazamayız. Peki A7'yi bulmaya çalışıyoruz ya biz A4'ü biliyoruz zaten. Ben bu A4'ü buraya rastgele yazmadım. Soruda A4'ü bildiğim için yazdım. A4 artı 3D. A4'ün 9 olduğunu biliyorum. E D'nin de 2 çıktığını biliyorum. 3 kere 2'den burası da 6 olur. 9 artı 6'dan A7'miz de kaça eşit olur arkadaşlar? 15'e. Bize bunların toplamını sormuş. O zaman 15 artı 2'den sorumuzun cevabı 17 gelir. Şimdi birisi şunu sorabilir. Hocam A10'u kullanarak A7'yi nasıl bulurduk? Bu sefer sol tarafa A10'u yazacaktın. Yani ikinci bir yol diye onu da yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Deriz ki A10 eşittir. A7 artı 10 ile 7 arasında 3 fark var. Yani 3'te. E ben A10'un 21 olduğunu biliyorum. A7'nin ne olduğunu bilmiyorum. Zaten onu arıyorum. E D'nin 2 olduğunu biliyorum. 3 kere 2'den 6. 6'yı karşı tarafa atarsam A7 dediğim sayı 21 eksi 6'dan yine 15 çıkar. Aynı sonuç çıkar tabii ki. Ama hangisini kullanmak istersen onu kullanabilirsin. Hiç fark etmez. Paşa gönlün bilir. Severim seni. Şimdi özelliğe geldik. AN aritmetik dizisinin ortak farkı D olmak üzere. Eğer D sıfırdan büyükse bu dizi artandır arkadaşlar. Dizi artandır. Eğer D sıfırdan küçükse bu dizi azalandır arkadaşlar. Azalan bir dizidir. Ama D sıfıra eşitse bu dizi sabit bir dizidir. Sabit dizileri hatırlıyor musunuz? Bir önceki gün göstermiştim size. Neydi? Bütün terimlere eşit olan dizilere sabit dizi deniyordu. Eğer ortak farkımız yoksa yani bu dizi bir sonraki terime geçerken ne artıyor ne de azalıyorsa zaten sabit kalıyordur. O yüzden arkadaşlar D sıfırdan büyükse dizimiz artan, sıfırdan küçükse azalan, sıfıra eşitse de sabit dizidir. Mesela AN eşittir. 7n artı 2 dizisi artan bir dizidir. Çünkü 7 sıfırdan büyük. Ama mesela an eşittir eksi 7n artı 2 azalan bir dizidir. Çünkü eksi 7 sıfırdan küçük. an eşittir d yerine sıfır yazarsak sadece 2 sabit bir dizidir. bir dizidir. Tamam mı? Mesela aşağı geldik 54. soruya. Geldik vallahi. Şunu PDF'im niye böyle yine kaymış benim? Şöyle alayım. Güzel. Ne diyor burada? AN hop AN artan bir dizi. Bak AN'in artan olduğundan, BN'in de azalan bir dizi olduğundan bahsetmiş. AN artan bir dizi ise N'in önündeki sayının pozitif olması lazım. Yani M 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Yani M'nin 2'den büyük olması lazım. BN azalansa K artı 3'ün sıfırdan küçük. Yani K'nın eksi 3'ten küçük olması lazım. M ve K'nın değer aralığını bulunuz. Bulduk işte. Bu kadar. Bunlar değer aralıklar. Tamam. 54 tamam geldik şimdi 55'e. Bak şimdi önemli bir şey. Bu arada bunlar sanki indis değilmiş gibi çıkmış. Bazen böyle çıkabiliyor arkadaşlar pdf'te. Ben bunları şöyle indis olarak yazayım. Indis bunlar. Şimdi indis derken indis ne demek? Yani altına yazılıyor terim o sanki çarpı gibi ol, algılanmasın. Siz problem yok ama yine de ıı, içim rahat etsin. Bir aritmetik dizide bu bak pdf'in bak oğlum bana 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 muhalefet oluyorsun bak sürekli o sağa sola kayıyorsun vallahi döverim sana. Bir aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir arkadaşlar. Aritmetik ortalamasına eşittir. Ne demek bu? Gelin şimdi bunu konuşalım. Şimdi ben bunu size direkt formülle değil örnekle göstereceğim. Şimdi bir dizi yazıyorum bak. A1 eşittir 3. Ve 2, 2 artsın. A2 eşittir 5. A3 eşittir 7. A4 eşittir 9. A5 eşittir... E, tabii 3, 3 artsın dedik de. E, ha 2, 2 artsın dedik doğru. 3, 5, 7, 9, 11. 3, 3 mi artsın dedim az önce? 2, 2 artsın. Tamam. Ne dediğimi unuttum. Tamam problem yok. Şimdi bak, bak. A3 terimini ele alalım tamam mı? Bu A3 terimi ortada bir terim. Yani bu A3 teriminden önce de 2 tane terim var. Sonra da 2 tane terim var. Bu yazdığım 5 tane terimin ortasında. Bak bu A3 terimini şöyle elde edebilirim. A3 eşittir. Buna eşit uzaklıkta bir terim alıyorum A1. Buna eşit uzaklıkta başka bir terim daha alıyorum A5. Yani bir geri gidiyorum 2 adım, bir de 2 adım ileri gidiyorum. A3 eşittir A1 artı A5'in neyi oluyor acaba? Bak A3 eşittir 7. A13, A5 11 ve 3 ile 11'i topla 14. 2'ye böl 7. Yani aritmetik ortalaması 7'yi veriyor. Yani A3 kendisine 2 birim uzaklıkta olan 2 terimin toplamının yarısına eşit oluyor. Yani aritmetik ortalamasına eşit oluyor. A3 aynı zamanda şuna da eşit olur. Kendisine 2 birim uzaklaşmanıza gerek yok. Bir birimde uzaklaşabilirsiniz. Yani bir birim geri gelirsiniz A2... Bir birim ileri gidersiniz, a4, bunların aritmetik ortalamasına da eşittir. İstersen dene denemesi bedava. A2 5, a4 te 9, 5 ile 9'u topla, 14 böl 2 7. Yine 7'yi verir. Yani bir daha okuyoruz o zaman özelliği. Aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir. Şimdi daha anlam buldu değil mi? Daha güzel oldu. Yani arkadaşlar, örneğin a4, a1 artı neyin yarısı? Şimdi A4, A1. Kaç birim, kaç terim geri gitmişiz? 3 terim geri gitmişiz. 3 terimde ileri gideceğiz o zaman. A1 artı A7'nin yarısına eşit olacak. A13 eşittir. A7 artı 13'ten 7'ye kaç terim geri gitmişiz? 6 terim geri gitmişiz. 6 terimde ileri gideceğiz o zaman. 13'e 6 a ekle. A7 artı A19 bölü 2. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu önemli bir özellik. Aritmetik dizide çok sık kullanılır. 55. soruya bakalım şimdi. Çayımızdan da bir yudum içelim. Bir aritmetik dizinin 12. terimi 8 ise, bir aritmetik te dizinin 12. terimi 8 ise 4. terimi ile 20. teriminin toplamı kaçtır? Arkadaşlar, 4. terimle 20. terimin toplamının yarısı 4. terimle 20. terimin tam ortasındaki terimi verir. Ve ne tesadüftür ki bunların tam ortasındaki terim 12. terimdir. Peki bunu pratik olarak nasıl gördünüz hocam hemen? Şöyle yaptım. 4 ile 20, bir sayının ortasına bulabilmek için ne yaparım? O iki sayıyı toplayıp 2'ye bölerim. 4 ile 20'yi topladım 24. 2'ye böldüm 12. Demek ki A4 ile A20'nin tam ortasındaki terim 12. terim. O zaman bunların aritmetik ortalaması 12'ye eşit. E A12 zaten 8. Burası zaten 8. İçler dışlar çarpımı yaparsak bizim aradığımız toplam yani A4 artı A20 16 olur. Tamam mı? Özellik bilirsek çok rahat bir şekilde yaparız. Özellik bilmezsek yapamayız zaten. Çünkü ortak farkı bulamayız. Sadece 12. terimi biliyoruz. Kalırız öyle yani. Bir aritmetik... Ha kalmayız. Aslında kalmayız. Şöyle yapabilirdik bak. A20 eşittir. Şöyle yapabilirdik bu soruyu. A12 artı 8 d ederdik. A12 eşittir. A12 eşittir. A8 değil 4. terim diyor. A4 artı aralarındaki fark 8D de derdik. Zaten bak aralarındaki fark eşit çıktı. Eşit uzaklıkta oldukları için. Sonra bu A12'yi götürüp yukarıda yerine yazardık. A20 eşittir. Yukarıda A12 yerine A4 artı 8D yazarsam. Hatta şöyle yapardım ben olsam. Burayı eksiyle çarpar taraf tarafa toplardım. Eksiyle çarpınca arkadaşlar 12. teriminde 8 olduğunu biliyorum. Şöyle derdim. A20 eşittir. 8 artı 8D de derdim. A12'nin de 8 olduğunu biliyorum. 8 eşittir. A4 artı 8 de ederdim. E buradan taraf tarafa çıkarttığım zaman A20 eksi A4 eşittir. E burası bu tarafa atınca eksi 8. Eksi ile çarpınca artı. Taraf tarafa toplayınca 16. 8 dler de birbirine zaten götürürdü. Böyle de olabilirdi. Şey niye çıkarttım ben ya? Taraf tarafa toplayacaktım. E böyle de olabilirdi ama bizim yöntem çok daha güzel bir yöntem tabii ki. Bunu kesinlikle kullanmayacağız ikinci yaptığımı. A6 eşittir 2x ise aynı da aritmetik dizi A5 artı A6 artı A7 toplamının x türünden eşit. Şu zaten x, şu zaten 2x özür dilerim. E, A5 ile A7 A6'nın eşit uzaklığı değil mi? A6'dan bir birim geri gelirseniz A A5 bir birimleri giderseniz A7. O zaman A6 demek aslında A5 ile A7'nin aritmetik ortalaması demek. E i̇çler dışlar çarpımı yaparsak ki buranın da zaten 2x olduğunu biliyoruz. A5 ile A7'nin toplamı zaten 2x çarpı 2'den 4x gelir. E o zaman bununla bunun toplamı 4x. Ortadaki de 2x olduğuna göre sorumuzun cevabı 4x artı 2x'ten 6 tane x olur. Aha boyadım. Tamam mıdır? 57. 57, 57, 57. Üff. Evet. Hmm. Sayıları bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre bu dizinin 5. terimi kaçtır? Hmm. Şimdi arkadaşlar ardışık 3 e, terim olduğuna göre ortadaki terim kendisine eşit uzaklıkta olan terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir. Yani 2x artı 6 eşittir. 4x artı 3 ile x artı x eksi 1'in toplamının neyine eşit olacaktır? yarısına eşit olacaktır. Böyle yani. Tamam mı? İçler dışlar yaparsam 4x artı 12 eşittir. 4x x daha 5x artı 2. Bu 4x'i bu tarafa bunu da bu tarafa atarsam x eşittir. Ne gelecektir? 10. Bu dizinin 5. terimi kaçtır diyor. Hmm. x eşittir 10. x eşittir 10 ise arkadaşlar onun yerine yazdım 9. Ee, onu onun yerine yazdım 26. Onun yerine yazdım. E, kaç olur burası da? 40 43, değil mi? Kaç artıyor? Ee, 20 10 17 mi artıyor? Aynen. 20 17 17 artıyor. 17. Bunun D'si 17. 17 17 artıyor. Şimdi burada aslında ardışık ilk 3 terimidir desek daha iyi olurdu. Çünkü ardışık 3 terimidir demek şey oluyor biraz havada kalıyor değil mi? Yani ardışık üç terimi de mesela 20, 21, 22. terim mi acaba? O yüzden hani ardışık ilk üç terimi gibi düşünürsek bu bizim birinci terimimiz, bu bizim ikinci terimimiz, bu da bizim üçüncü terimimiz. Biz beşinci terimi arıyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. A5, beşinci terim. İster birinci terimi kullan, ister ikinci terimi kullan, ister üçüncü terimi. Birinci terim zaten 9, ikinci terim 26, üçüncü terim 43. Üçüncü terimi kullanalım. 43 artı 2 tane D. Çünkü 5. terim 3. terim arasında 2D var. D'de 17 o zaman 17 çarpı 2'den 34. 43 ile 34'ü toplarsam sorumuzun cevabı ne gelecektir? 77 gelecektir. Tamam mı? Bir aşağı indim. Ona bu ne lan? A n bir aritmetik dizi. Eyvallah. A 10, A 11, A 12, A 13, A 14. Hmm. Şimdi bak bir şey yakaladım. Bir şey yakaladım. İnşallah oradan gider. Şimdi 10. terimle 14. terimin ortası 12. terim zaten. 11. terimle 13. terimin ortası da 12. terim. Yani A11 artı A13'ün yarısı zaten 12. terim. İçler dışlar yaparsak A11 ile A13'ün toplamı zaten 2 tane A12. Yani şunu ve şunu silerek bunların yerine 2 tane A12 yazabiliriz. Aynı şey A10 ve A14 için de geçerli. Bunları da silip 2A12 de oraya yazabiliriz. Dolayısıyla 2A12 oraya, 2A12 oraya, 4A12. Bir de ortada var yukarıdan 5 tane A12 gelir. Tamam mı? Bölü. Şimdi şuraya bak. İkinci terimle 22. terimin ortasındaki terim ne? Topla 24. 2'ye böl 12. O zaman bu ikisi aslında A12'nin iki tanesi. Yani 2 tane A12. 2A12 artı e 8. terimle 16. terimin ortasındaki terimle 8 ile 16'yı topla 24 2'ye böl yine 12. Yani bu da 2 tane A12. 2 tane A12. Yani arkadaşlar yukarıdan 5 tane A12, aşağıdan da 4 tane A12. A12'ler giderse sorumuzun cevabı 5/4 gelecektir. Evet 58. Diyorsunuz ki 58 kırmızı severiz 58'i. E. 59. soru. AN bir aritmetik dizi. A5 artı A7 artı A9 75 ve A1 eşittir. 1 olduğuna göre A13 kaçtır? Şimdi bize A1'i vermiş. Artık yavaş yavaş dizilerde ısınıyoruz. Hemen burada şunu düşünmelisin. Ben neyi bulmalıyım? Benim için bulmam gereken şey ben bu dizinin ortak farkını bulmalıyım ki A13'e yakınlaşabileyim. A13'e gidebileyim. Çünkü ben A13'ü şöyle bulurum. A13 eşittir. Bu dizinin birinci teriminin ne olduğunu biliyorum. Artı 13 ile 1 arasında 12 tane ortak fark olduğu için 12 tane D. Ben A1'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman bu D'nin ne olduğunu bulursam Soruyu çözerim. Bu bir soru analizidir. Yani soruda ne yapmam gerektiğini düşünme. Ben bununla alakalı e, ikinci dönemden itibaren, yani sınava yaklaştığımızda çok fazla video çekeceğim zaten ve hatta şu soruyu çözeyim onu da söyleyeceğim. A 13 tamam, bunu şey yaptık. Şimdi bizim o zaman şu arkadaşa bir odaklanmamız lazım. Buradan ne çıkartabiliriz? Şimdi buradan şunu çıkartabiliriz arkadaşlar Bunlar ardışık artıyor bak A5 A7 A9 Aslına bakarsanız 5. terimle 9. terimin ortasındaki terim 7. terimdir. Yani ben 5. terimle 9. terimin toplamına 2 tane 7. terim yazabilirim Şundan geliyor A5 artı A9'un yarısı 5, 9 daha 14. Yarısı 7 olduğu için 7. terimdir. İçler dışlar yaparsam A5 artı A9 2 A7. Bir A7 de burada 3 tane A7. 3 tane A7 eşittir 75 ise her iki tarafı 3'e bölersem A7 eşittir 25 olur. Bu benim çok işime yaradı. Çünkü ben A1'i de biliyorum A7'yi de biliyorum. Ben ortak farkı bulurum. 7. terimden 1. terimi çıkarttığım zaman 6 tane ortak fark bulurum. 7. terim 25, 1. terim 1, 25'ten 1 çıkartırsam 24, 6D eşittir 24 ise D buradan 4 gelir. Hop burada yerine yazarım. O zaman bizim 13. terimimiz A1 1. D'miz de 4. 12 çarpı 4'ten 48. 1 artı 48'den neye eşit olacaktır? 49'a eşit olacaktır. 59. 49. gündeki 59. sorumuzun cevabı da 49 çıkmış olur. Sayılarla matematik. Ha, ne diyordum az önce? Şimdi ben ee, bizim Fichinado denemelerimiz çıkacak arkadaşlar. Şu an yazım aşamasındayım. Fichinado denemeleri nedir? Bu AYT kampının temel tanım testindeki e, orta üstü ve Fichinado testindeki soruları böyle birazcık daha kolay sorular, orta sorulara ekleyerek bir eee tabii ki aynı sorular değil yani. O o ayarda yani o kalitede demek istiyorum. Bir Efficionado denemeli, denemesi serisi yapacağız. Ve bu denemeleri bir deneme takvimiyle beraber her sabah saat 10 ile beraber oturacağız. Pomodoro yapar gibi hatta Pomodoro yaparak, Komodoro yaparak yani beraber çözeceğiz. Sabah çözeceğiz. Öğlen de bunların çözümlerine geçeceğiz. Yani sabah kendimizi deneyeceğiz. Öğlen de cevap anahtarımızı zaten denememizde olacak. E, basılı ürün olacak yani kitap e, sipariş edebileceksiniz denemelerimizi çözeceğiz öğlen de bu denemelerin çözümlerini yapacağız ben öğlen bu denemelerin çözümlerini yaparken hani deneme çözümü genelde nasıl oluyor arkadaşlar hoca başlıyor yani video çözümlerinde birinci soru tıklıyorsun ikinci soru tıklıyorsun üçüncü soru tabi e, biz de bunu yapacağız zaten ama bunun haricinde birazcık da e, ben soruları analiz ederek çözeceğim yani Karşımıza üniversite sınavında böyle bir soru gelirse ilk ne yapmamız gerekiyor? Çünkü soruyu herkes çözer arkadaşlar. Yani bir şekilde soruyu çözersiniz. Çözemediğiniz bir soru olursa arkadaşınıza atarsınız, hocanıza atarsınız, arkadaşınız hocaya atar. WhatsApp grupları var, Telegram grupları var. Artık soruyu herhangi bir, birisine bir şekilde çözdürebilirsiniz. Önemli olan sorucun, sorunun çözümüne ulaşmak değildir. Bu yanılgıya siz de bazen çok kapılıyorsunuz. Yani önemli olan sorunun C şıkkını işaretlemek değil. Neden C şıkkına gittiğimizi ve o C şıkkını bulmak için hangi adımlardan geçtiğimiz önemli. Çünkü e, sorunun cevabı hiçbir şeydir arkadaşlar. Önemli olan soruya gidiş yoludur. Soruya gidiş harekatıdır. Soruya nasıl başladığınızdır. Soruda neyi düşündüğünüzdür. Soruyu nasıl analiz ettiğinizdir. Soruda nasıl bir çözüm haritası çıkarttığınızdır. Her soruyu çözerken aslında e, haberiniz olmadan bir çözüm haritası çıkarırsınız kendi kendinize. İşte bunların farkında olmanız için deneme kampımızda çok güzel işler yapacağım. Ama tabii ki önceliğimiz bu ana kamplarımızın bitmesi. Bu ana kamplarımız öncelikle bitecek. Yani dizileri öğreneceğiz. Sonra bana gelip de eee denemelerinin kampında hocam işte ben şu, bu aritmetik diziyi unutmuşum falan derseniz vallahi şepeşille yersiniz ha. Bak şepeşille deriz biz. Şepeşille yersiniz. Şepeşillerin ne olduğunu araştırın. Neymiş şepeşille? Bir araştır bakalım. Yok mu şöyle bir şey bir de? Dur bakayım var mı acaba? Bakıyorum şepeşille. Var var. Ya var ben. Var diye biliyorum. Şepe. 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 Şille. Var. Didyumin çaktı. Heh. Bakalım ne? Bir, bir, araştırın bakalım. Şepe şille neymiş? Hadi bakalım. 60. soruya geldik. 60. iyiymiş. Her seferinde şaşırmama ne diyorsunuz soru şeylerine? 60. iyiymiş. Hmm, 60. <laughs> AN bir aritmetik dizi. A3 artı A7 35. A2 artı A4. 11 ise bu dizinin ortak farkı kaçtır diye soruyor bize. Çok basit bir soru. Şöyle bitireceğiz soruyu. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağız. Üçüncü terimden ikinci terimi çıkartırsanız 1D. Yani D. Artı. Yedinci terimden dördüncü terimi çıkartırsanız 3D. Bak arada eksi yok ha. Hocam eksiyle çarptık niye eksi? Şöyle düşün. A3 bunları taraf, eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. Yani şöyle A3 eksi A2 taraf tarafa çıkarttım. Şimdi topluyorum. Artı A7 eksi A4 eşittir. 35 eksi -11 11'i topluyorum. Yani 35 eksi 11 yapıyorum. Yani 24. Şimdi şurası 1D artı şurası da 3D değil mi? A7'den A4'ü çıkarttığım zaman eşittir. 24. 34 değil. 24. Buradan 4 tane D eşittir. 24'ten D eşittir. Ne gelir? 6. Bu dizinin ortak farkı kaçmış? 6'ymış. Hallettik. Geçtik 61. sorumuza. Ne diyor? 2 A, B, C, D 12 sayıları bir aritmetik dizinin ardışık terimleri olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi şunu görebiliyorsun. Yani bunu deneyerek şöyle yaparsın değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. He, o zaman D eşittir. 2, D dediğimiz oradaki D ile karışmasın. Ortak fark 2'ymiş. O zaman bu 4'tür, bu 6'dır, bu 8'dir, bu da 10'dur. Bunları topladığım zaman da zaten ne olacaktır? 12 burası, 16, 10 burası, 10 burası, 20, 28 olacaktır bizim cevabımız. Ama ben onu göremeseydim ya da burası 11 olsaydı Mecbur şöyle yapacaktım. Bu birinci terim olsun. Bu ikinci terim. Üçüncü terim. Dördüncü terim. Beşinci terim. Bu da altıncı terim. Bu dizinin altıncı terimi yani A6 eşittir 12. Bu dizinin birinci terimi A1 eşittir 2. Bunları birbirinden çıkartırsam altıncı terimden birinci terim çıkarttığımızda 5 tane de, 12'den 2 çıkarttığımızda 10. 5 D eşittir 10 D eşittir 2. Bak tahmin etmeden matematiksel olarak ulaştım sonuca. D eşittir 2 ise şimdi 2 2 ekleyerek B, A, B, C, D'yi bulabilirsin. Tamam mı? Tamam mı? Gülüm. 62. soruya geldik. İyi soru bak. Dikkat et şimdi buna. Öyle sorular sorular zorlaşacak. Onu söyleyeyim yani. Üh, zor günler bitti. Daha zor öyle bir laf vardı. 3 ile 63 dersleri bundan sonra şöyle anlatacağım. Böyle uzaktan. 3 ile 63 sayıları arasında bu sayılarla birlikte sonlu ve artan bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 4 sayı yerleştiriliyor. Buna göre bu 4 sayının toplamı kaçtır? Şimdi şundan bahsediyor. Diyor ki 3'ü yaz diyor. 3'ü yaz diyor. 63'ü de yaz diyor. Ve bunların arasına bu 3 ile 63 de dahil olmak üzere hep beraber aritmetik bir dizi oluşturacak şekilde arasına 4 sayı ekle diyor. 1, 2, 3, 4. O zaman bu dizi 3 ile 63 zaten var. Bir de 4 tane var. Toplam 6 terimlik bir sonlu aritmetik dizi. Güzel. O zaman şöyle. Bu dizinin birinci terimi bu. 2, 3, 4, 5. Bu dizinin 6. terimi de bu. 6. terimden birinci terimi çıkartırsam 5 tane D yapar. 63'ten 3 çıkartırsam 60 yapar. 5 D eşittir 60'tan. D eşittir 12 yapar. Yani bu dizinin ortak farkı 12'ymiş. Yani bu dizi 12 12 artarak gidiyormuş. 4 sayının toplamı. 12 arttırdım 15. 12 arttırdım 27. 12 arttırdım 39. 12 arttırdım 51. 12 arttırdım 63. Buradaki bunların toplamlarını soruyor bize. Toplayalım. 39'u da 51'i toplarsam 90 yapar. Bu ikisinin toplamı 90 yapar. Bu ikisinin toplamı da 30 42 yapar. 90 ile 42'yi toplarsam eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa cevabımız 132 olur. Tamam mıdır? This is geometrik dizi. Vallahi geometrik dizi. Ya size bir şey itiraf edeyim mi ya? vallahi şu kamp hiç bitmesin istiyorum ya. Valla yani kızacaksınız bana. Ne demek hiç bitmesin hocam? Bizim daha bir sürü şeyimiz var falan. Yemin ediyorum hiç bitmesin istiyorum ya. Yani çok seviyorum sizinle beraber AYT matematik anlatmayı ve sizlere özellikle AYT matematik anlatmayı çok seviyorum. Öğretmenlik isteyen varsa yorumlara çöksün arkadaşlar. Öğretmen olmak isteyenleri bir görmek istiyorum. Çok değişik bir şey ya öğretmenlik. Yani e, insanları, sizleri, öğrencileri böyle hiç tanımadan yani bir insanı tanımadan sevebileceğiniz belki de nadir mesleklerden birisidir öğretmenlik. O kadar çok seviyorum ki hepinize. Yani hiç tanımıyorum mesela. Atıyorum beni Selin diye birisi izliyor mesela şu anda. İşte Irmak diye birisi izliyor beni. Ama işte mesela Ali var bir tane böyle izliyor beni böyle. İbrahim var böyle izliyor. Şöyle bakıyor bana böyle. Not alıyor falan. Tanımıyorum mesela. Yolda görsem tanımam değil mi? Ama seviyorum. Sizlere bir şey anlatmayı, sizlere bir şey öğretmeyi, sizlere faydalı olabilmeyi falan çok hoşuma gidiyor yani. Ne bileyim bu çok tuhaf bir şey ya. O yüzden öğretmenliğin en sevdiğim yanı bu. O yüzden mesleğime aşık bir insan olabilirim yani. Böyle bir böyle bir özelliğim olabilir. Çay da kötü olmuş ya. Ama severim bak. Çay kötü olmasına rağmen içiyorum. Çünkü severim çayı. Çay içtiğim zamanlarda kendimi daha e, enerjik hissediyorum nedense. Böyle e, bir şeyler yapasım geliyor çay içtiğim zaman. Kahve içtiğim zaman böyle <laughs> Falan. Evet. Böyle oturaklı. Çay içtiğin zaman böyle fır zargan oluyorsun böyle çay. Fırlama oluyorsun çay içtiğin zaman. Nedense öyle bir ee, hiperaktivite etkisi oluyor çayın. 63. örneğe geldik mi? Vallahi de geldik. Billahi de geldik. Hadi bakalım. AN bir aritmetik dizi. Bu dizinin 12. teriminden 5. terimi çıkartınca 49. Hemen buraya 7Y'yi yapıştırmazsan yemin ediyorum konuşmam seninle. 7 d pardon. 7D eşittir 49'dan D eşittir 7 gelir. Güzel. D eşittir 7. Peki. 8. terimle 4. terimin toplamı da 156. 2. terim kaçtır? Şimdi hocam e, D'yi bulmak güzeldi ama E. 8. terim artı 4. terim 156. Arkadaşlar iki terimin to toplamını vermiş ya size. Ortak farkı biliyorsanız o kadar rahatsınız ki yapıştırın. A8 demek. A8 demek. A2 artı 6D demek değil mi? A8 yerine A2 artı 6D yazın. A4 demek A4 demek A2 artı 2 tane D demek değil mi? O zaman A4 yerine A2 artı 2D yazın. A2 artı 2D eşittir 156. Buradan 2 tane A2 geldi. 2 A2. Bir de 8 tane D geldi. E ben D'nin 7 olduğunu biliyorum. O zaman 7 kere 8'den aslında buradan artı 56 geldi eşit mi 156'ya? At bu tarafa 2 tane A2 eşittir 100 gelir. Buradan A2 eşittir 50 gelir. Niye oraya? Elim niye oraya gitmedi acaba? Çok merak ettim. Şunu sildim. Tamamdır. Cevabımız 50. Okey midir? 63. 63. soruyu da 63. soruyu da böylece halletmiş olduk. 64'e geldim. Vallahi yoruldum ya. Hemen bitsin bu kamp. <laughs> Hemen nasıl çark oluyor değil mi? Böyle 5 dakikada dönüyor. AN aritmetik dizinin dizisinin ortak farkı D sıfırdan farklı olmak üzere. A4 eşittir 3D ise A10 eşittir A2 artı A2 çarpı A6 eşitlikleri veriliyorsa A9 kaçtır diye soruyor. Ben böyle çok boyamayı da sevmiyorum ya gereksiz ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Madem bize sen A4'ü verdin o zaman ben bütün terimleri A4 cinsinden yazayım bir kere. A10 yerine A4 artı 6D yazayım. A2 yerine A2. Şimdi A4 eşittir A2 artı 2D değil mi? O zaman 2D'yi karşı tarafa atarsam A2 eşittir A4 eksi 2D olur. Yani A2'yi A4 cinsinden yazmak isterseniz A4 eksi 2D yazmalısınız. A4 eksi 2D güzel çarpı bu A6 yerine de A4 artı 2D yazarım. Güzel. Şimdi hmm. sol taraf A4 artı 6 tane D eşittir. Sağ taraf 2 kare farkı gördüğünüz gibi. A4 eksi 2D çarpı A4 artı 2D. Yani sağ taraf A4'ün karesi eksi 2D'nin karesi. Yani 4 tane D kare oldu. Hmm. Peki. Buradan sonra ne yapabiliriz hocam? Bir bakıyorum. Yani hmm, A4 eksi 2D A4 artı 2D dedim. A4 a hocam A4'ü soru 3D vermiş. Siz onu niye kullanmıyorsunuz? A4 eşittir 3D. O zaman yazıyorum yerine bak. 3D 6D daha sol taraf 9D. Sağ taraf A4'ün karesi. Yani 3D'nin karesi. Yani 9 tane D kare eksi 4 tane d kare. Yani sol taraf sağ taraf 5 tane d kare sol tarafta 9 tane d. D'lerin biri gitti sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirebilirim. Buradan 5 d eşittir 9 geldi. Buradan da d eşittir 9 bölü 5 geldi. Hocam 9 bölü 5 diye d mi olur? Olur yavrum niye olmasın? D her zaman 3, 5, 7, eksi 2 çıkacak diye bir şey yok. Rasyonel de çıkabilir. A9'u soruyor bize. Nasıl buluruz? Önce A4'ü buluruz. A4 eşittir 3D. Yani 3 çarpı 9 bölü 5. Yani 27 bölü 5. E ben dizinin bir terimini biliyorum. Yani A4'ün kaç olduğunu biliyorum. E ben ortak farkı da biliyorum. O zaman ben A9'u bulurum ki. A9 eşittir. Hangi dizinin hangi terimini biliyorum dizinin? Dördüncü terimini. A4 artı. 9 ile 4 arasında 5 fark var. O zaman 5 çarpı D diyeceğim. Buradan A9 eşittir. A4 27 bölü 5 artı 5D. D9 bölü 5 ise 5 ile çarpınca 5'ler birbirine gider. Bu da 9 olur. 9 kere 5 45. 45 ile 27'yi toplarsam 67, 72. Yani A9 bu dizinin 9. terimi 72 bölü 5 gelir. Gıcık bir sayı değil. Aman öyle demeyin hemen. Küserim size. Gıcık değil normal. Siz gıcık sayı görmemişsiniz. <laughs> 65 ve bugünün evet bugünün son örneği arkadaşlar. 65. örnekle beraber. AN aritmetik dizisinin ortak farkı D olmak üzere. 3A1 2D A7 eşittir. A1 artı A2 artı 26 veriliyor. Buna göre A10 kaçtır? Şimdi beraber oturalım. Şöyle sakin sakin düşünelim. Bir kere biz bu dizinin ee, 3A1'inin 2D olduğunu biliyoruz. Hmm. Peki. Bütün şuradaki, şuradaki denklemde, şu denklemde e, bütün terimleri A1 cinsinden yazarak D'yi bulabilirim. Başlayayım mı? A7 demek A1 artı 6 D demek. Eşittir. A1 artı A2 demek de A1 artı D demek. Yanında da 26 var. Bir kere şuradaki A1 ile şuradaki A1'in biri gider. Bu A1 bu da D. A1 iki tarafı da 3'e bölersem A1 eşittir 2D bölü 3'tür. Peki 6D burada bak. Burada 6D var solda. Burada bir D var. Bu D'yi karşı tarafa atarsam sol tarafta 5 tane D kalır. Eksi A1'i de bu tarafa attım. E, A1'de 2D bölü 3. O zaman 5D eksi 2D bölü 3 eşittir 26 diyelim. 3 ee, kere 10, e, 3 kere 5, 15. 15'ten 2 çıktı. 13 d bölü 3 eşittir 26. 26 ile 13 sadeleşti. 2, 3 kere 2'den d'miz kaç geldi? 6. Ortak farkımız 6'ymış. Ortak farkımız 6 ise A1 yani bizim dizimizin birinci terimi 6'yı yerine yazdığım zaman 12 bölü 3'ten de 4'tür. E biz, biz 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 40 dakikaya geçtim mi? Geçtim artık dilim dönmüyor. Biz birinci terimi 4 bulduk. D'yi de 16, 6 bulduk. O zaman 10. terimi yazabiliriz artık. A 10 eşittir. E, birinci terimi biliyorum. A 1 artı 9 tane D diyeceğim. Birinci terimimiz 4. D'miz de 6. 9 kere 6 da 54. 4 artı 54'ten sorumuzun cevabı 58 gelir. Dedim ve bitirdim. Geçmiş olsun. Aritmetik dizinin ilk kısmı bitti. Çok güzel, çok verimli, harika bir dersti. Benim çok hoşuma gitti. Ben çok eğlendim ve ben çok güzel tane tane de yaptığımı düşünüyorum. Umarım siz de güzel bir şekilde öğrenmişsinizdir. Öğrendiğinizi düşünüyorum bence. Yani iyi bir dersti ya. İyi bir ders. Aritmetik dizinin ne olduğunu öğrendik. Şimdi bir sonraki derste yani diziler 4. 50. gündeki derste daha da ciddi şeyler yapacağız. İşler birazcık daha zorlaşacak, biraz daha karışacak. Ama önce kolaydan ki sonda çözdüğümüz sorular hiç kolay değildi. Emin olun 64. sorunun çok benzeri üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur. Çok daha basitleri de sorulmuştur. Ama biz her, her ünitede yaptığımız gibi dizilerde de işimizi şansa bırakmayıp en zoruna göre zaten hazırlanacağız. Güzel bir ders olduğunu ben düşünüyorum. 49. Güne de geliyorum ve tikimi atıyorum. Ve arkadaşlar... 49 günü deviriyoruz. Diziler 4 videomuz 50. gün videomuz olacak. Ben biliyorsunuz ki böyle şeyleri önemsiyorum nedense. 50. gün mesela bizim için bir dönüm noktası. 50 günü geride bırakmış olacağız kampımızın. Ee, öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir kampı takip etmesi hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani uzaktan görü davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bir laf vardır. Evet uzaktan çok kolay gibi gözüküyor böyle. Ee, ne güzel oturuyorlar günde işte bir saat çalışıyor. Yok abi ben bir saat ders anlatıyorum. Belki o size iki saat oluyordur. iki buçuk saat oluyordur. Ki burada yaptığımız şeylerin hiçbiri de AYT olduğu için kolay şeyler değil. Trigonometride neler yaptık? Bir düşünün. Logaritmada neler yaptık? Bir düşünün. Parabolde, eşitsizlikte. Ama arkadaşlar, bu yolun sonu güzel olacak. Merak etmeyin. Emeklerinizin karşılığını alacağınız noktasında emin olabilirsiniz. Alacaksınız arkadaşlar. Bu sene emeklerinizin karşılığını alabilmeniz için çok ben de çok emek vereceğim. Eee ama öncelikle şu AYT kampını güzel bitireceğiz tamam mı? Çok güzel şeyler yapacağız bu sene ama en önemlisi AYT kampını iyi bitireceğiz. AYT kampını güzel bitirip güzel anlarsak gerçekten bu yolun sonu mutlu olacak. Bu yolun sonu mutlu bitecek. Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. En azından kendinize de benim size güvendiğim kadar güvenin. Kapanışımı yapıyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 50. gün diziler 4 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.